Arkadaşlar, Barcelona'daki teknoloji turumuz devam ediyor. Tabii ki Alcatel'e de gelmemek olmazdı. Arkamda Alcatel standı var ve Alcatel standı oldukça büyük ve geniş bir yer. Alcatel neden burada ve neden bu kadar önemli derseniz de Alcatel baya fazla akıllı telefon modellerini Mobil Dünya Kongresi'nde kullanıcılarla buluşturmak için tanıttı daha doğrusu. Şimdi bu telefonların hepsine yakından şöyle bir bakalım, hem de standı gezelim istiyorum hep birlikte. Şimdi şurada gördüğünüz gibi 3 serisinin farklı versiyonları var. Ve en başta da 5 serisi var. Alcatel 5 serisi. Ama şöyle 3'lerden bir başlayalım. Şurada 3 serisinin 6 inçliği var. Şurada 3 serisinin 5 inçlik modelleri var. Ve şurada da Alcatel 1 serisi var. Şöyle hemen 3 serisinin 6 inçlik modellerini size göstereyim. Şurada bakın arkadaşlar, 3V isimli bir Alcatel'in yeni akıllı telefonu var. Çift kameralı bir cihaz ve 18'de 9 bir ekran boyutuna sahip. 2K bir ekran, 6 inç bir ekran büyüklüğü var. Yani Alcatel işini bayağı iyi çalışmış diyebilirim. Bu Mobil Dünya Kongresi için baya hazırlanmışlar. Batarya olarak 3000 mAh'lık bir batarya mevcut. 16 megapiksele 2 megapiksellik 2 adet kamera da arkasında mevcut. Hızlı geçeceğim çünkü çok fazla akıllı telefon var burada. Ve şöyle hemen karşıya gidecek olursak, karşıda da yine bir diğer yine akıllı telefonu Alcatel'in 3C isimli bir akıllı telefon var. 3C'leri yine 6 inçlik bir ekran var. Gördüğünüz gibi bunun arkası plastik ve birazcık daha düşük bir model 3V'ye göre. Bu telefon da yine 18'e 9 bir ekran büyüklüğüne sahip. Parmak izi okuyucu yine var. 13 megapiksellik bir kamera var. 3000 mAh'lık da bir bataryaya sahip 3C. Şöyle diğer tarafa devam ettiğimizde 5 inçlik modeller var burada arkadaşlar. 5 inçlik modellerde şurada hemen 3X'i görebiliyoruz. 3X 5.7 inç boyutunda bir ekrana sahip ve yine 18'e 9. Alcatel'in bütün cihazları 18'e 9 artık, anladığım kadarıyla bundan sonra öyle olacak. Ve arkası yine plastik de değil, böyle metalimsi bir malzemeye sahip, enteresan bir malzemeyle kapatılmış arka kapak. Hemen şöyle size bataryadan da bahsedeyim. Batarya olarak 3000 mAh'lık bir batarya kullanılıyor cihazda ve 3 GB bir RAM var. Şuradan da zaten teknik özellikleri detaylıca görebilirsiniz. Mümkün olduğunca hızlıca geçip size bütün cihazları göstermek istiyorum. Telefonda arka tarafta 16 megapiksele 8 megapiksellik 2 adet kamera yine yer alıyor 3X'te. Ve burada da Alcatel 3 modeli var. Alcatel 3 modeli 5.5 inçlik bir telefon. 18'e 9 yine bir ekran oranı var. Ve telefonda arkada da böyle cam bir malzeme kullanılmış gibi ama tam cam değil gibi, emin olamadım şu an. Fakat cam olduğu yazıyor. Ama çok üst düzey bir kaliteye sahip değil cam. Arka kamerası 16 megapiksel, parmak izi okuyucu mevcut. Yine bakın şurada yüz tanımayla açma özelliği var. 3000 mAh'lık'ta bir batarya mevcut Alcatel 3'te. Ve hemen arkamda bulunan tarafta da Alcatel 1 serileri var. Şöyle hemen size 1C'yi göstereyim. 1C yine 18'e 9 ekran boyutuna sahip ve kalite olarak maalesef bir miktar düşük bir cihaz gibi gözüküyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla 5.3 inçlik bir ekranı var cihazın. Ön tarafta gördüğünüz gibi flash var. Ön kamerada bir flash var. 2460 mAh'lık bir bataryaya sahip. Sadece 3G desteği var cihazda. 4G desteği yok. Ve 1 GB'lık da bir RAM yine kullanıyor Alcatel 1C. Ve arkasında da Alcatel 1X var. Alcatel 1X'e bakacak olursak da 5.3 inçlik bir ekran var. Telefonda arkası böyle plastik bir malzeme ve genel olarak bunda mesela LTE kullanılıyor. Yani 4G desteği var. 2460 mAh'lık bir cihaz ve Android Go Edition bir cihaz. Bu ne demek? Android Go etiketini taşıdığı için düşük bir cihaz, yani donanım olarak düşük bir cihaz ama Go olduğu için, Android Go olduğu için her şey düşük optimize, düşük bir sisteme göre optimize edilmiş durumda. Yani telefonda çok büyük kasmalar olmaz gibi gözüküyor. Çünkü yine gördüğünüz üzere 1 GB'lık bir RAM var. Bunda da, onda da, karşıdaki modelde de, bunda da. Ve arkadaşlar geldik asıl Alcatel'in önemli cihazı Alcatel 5'e. Şöyle gideyim Alcatel 5'e doğru. Şimdi Alcatel 5 bayağı güzel olmuş. Şöyle oraya doğru yaklaşayım.
Alcatel 5'in özellikle ekran yapısını baya baya beğeneceksiniz. İşte Alcatel 5. Alcatel 5 alttan oldukça inceltilmiş ama üstten biraz kalın kalmış. Bir miktar Sony izi var yani cihazda, yok değil. İnkar etmemek lazım Sony izini gördüğümüzde. Şu kameranın etrafında böyle enteresan bir yüzük tarzı bir detay var. O da güzel olmuş, fena olmamış. Genel olarak özelliklerine bakacak olursak 5.7 inçlik bir ekran var cihazda. Mesela şöyle olduğu zaman orta tuşlar nasıl geriye geliyor ona bir bakalım. Ha, evet, sabit zaten. Eğer isterseniz gizleyebilirsiniz. Sabit bir şekilde mevcut. Telefonun önünde de iki tane kamera var. Bakın şurada gördüğünüz üzere. Arkasında tek kamera var. Önde iki kamera var. Arkada tek kamera var telefonda. Ve yüz tanıma özelliği de bu telefonda mevcut. 3 GB bir RAM kapasitesi var cihazda. 3000 mAh'lık bir batarya var. Alcatel işini gerçekten bu sefer iyi yapmış arkadaşlar. Ben baya baya takdir ettim açıkçası. Bu kadar cihazı burada duyurup ve bu kadar da cihazlarını bir senede ileriye götürmeleri oldukça güzel. Ve güzel cihazlar da bizlerle buluştu. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar telefonları ve Alcatel telefonları nasıl buluyorsunuz? Etrafınızda kullanan var mı? Siz alacak olsanız hangi modeli alırdınız? Yorumlara yazarsınız. Aşağıda konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.